Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Geride bıraktığımız hafta sonu CNR İmob Mersin Mobilya Fuarı açılışı yapıldı. 22 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Mersin Yenişehir CNR Expo Fuar Merkezi'nde sektörün liderlerini buluşturacak olan CNR İmob Mersin Mobilya Fuarı'na 70 firma ve 200'e yakın marka katılıyor. Bu fuarın başta Mersin'imize ve mobilya sektörüne hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Mersin gerçekten tarihin derinliklerinden bugüne kadar cazibe merkezi özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiş ve sadece ülkemizin değil dünyanın ilgi odağı olan bir kent olarak bugünlere gelmiştir. Bugün içerisinde bulunduğumuz her türlü zorluğa rağmen özellikle işsizliğin bir numaralı sorun olduğu, hemen arkasından trafik sorununun çok önemli bir yer aldığı Mersin'imiz her şeye rağmen her geçen gün gelişiyor, değişiyor ve layık olduğu yere doğru hızla ilerliyor. Bugün burada mobilya sektörümüz adına açılan fuar, geçen yıllarda da görmüştük, her geçen gün daha da gelişiyor, daha da firmaların yer almak için yarıştığı bir merkez haline dönüşüyor. Mersin özellikle Akdeniz oyunları vesilesiyle kazandığı spor tesisleriyle Türkiye'de sporun bir merkezi haline geliyor. Temennimiz bu tesislerin dolu dolu kullanılabilmesi, kullanılmadığı zaman heba edileceği düşüncesiyle de mutlaka hem Mersinliler açısından hem de ülkemizi yönetenler açısından çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Osmanlı'dan kalma binalar, bu çatı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Karacaoğlan Şiir Akşamları Türk dünyasını bir araya getirirken Mersinlilere de 4 gece boyunca kültür ziyafeti yaşattı. Yüreğimde sanki bir ağırlık var. Deli arzularım ölüp içimde. Ürek pencereme bir daş basılıp havasızlık boğur beni içimde. Gel bacım, gel kardeşim, bir olaq, yumruq olaq. Sinesi dağlanmasın, bölünmesin bu toprak. Golanlı Türkmen analar, giymiş karalar. Hama, Humus Türkmen dağında sızlar yaralar. Halep'te cariye olmuş Türkmen bacılar. Uyan reis, uyan reis, koca reis, dön bak ardına. Çakal girdi bozgurtların yurduna. Duman almış şu görünen dağları. Bacıları döndürecek, yanan yüreklere su olup söndürecek, doğum engelli anaların acılarını dindirecek, yaralara sargı, sancılara ilaç, Türkistan'ımın istiklalini kurmak için ceddime layık, neslimin gurur duyacağı önder, lider olmak istiyorum.
Abicim. Hocam oturun. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatılı tedavi gören çocukları ziyaret ederek onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Aynı zamanda çocukların tedavilerinde moral ve motivasyon oluşturmak amacıyla yapılan ziyarette çocuklara oyuncak ve kitap hediye edildi. Bu yıl 2-28 Mayıs tarihleri arasında 15.si gerçekleşecek olan Uluslararası Mersin Müzik Festivali'nin basın toplantısı yapıldı. Biz bir süredir bazı konsolosluklarla da iş yapıyoruz ve bu çalışmamızı artırarak sürdüreceğiz. 15 yıl önce başlatılan bu festivalin bugünlere kadar başarıyla sürdürülmesi de Mersin'e yakışan bir özellik. Geçmişten bu yana bu işe gönül koyan, emek veren, çaba sarf eden ve bugünlere gelmesini sağlayan hizmeti geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başlayan bir festivalin, geleneksel hale gelmiş bir festivalin inkıtaya uğramadan bundan sonra da her geçen gün, her geçen yıl biraz daha artan bir heyecanla sürdürülmesi en büyük arzumuz. Tabii Mersin'imiz çok özel bir kent olduğu için tüm ilçelerini düşündüğümüz zaman bir uçtan bir uca birçok festivale, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bütün ilçelerdeki etkinliklere de karınca kararınca destek vermeye çalışıyoruz. Ama bu işin tek elden birleşerek Mersin'deki bütün paydaşların yer aldığı, taşın altına elini koyduğu bir platform şeklinde bir vakıf tarafından yürütülmesi, yönetilmesi de başlangıçtan bu yana savunduğumuz bir gerçek. Bununla ilgili Mersin Dayanışma ve Tanıtma Vakfı'nı hayata geçirdik. Bu yıl bu festivalin gerçekleşmesine belki bu vakıf yetişmedi ama bundan sonraki yıllarda Mersin'deki bütün etkinliklerin tek elden yapılmasına yönelik, tabii ki bu işe gönül veren, geçmişten bu yana tecrübesi olan insanların da burada söz sahibi olması, sorumluluk alması, yönetiminde bulunması önemli. Artık bir platform olarak bu etkinliği gerçekleştirdiğimizde de bu işi herkes topluca sahiplenmiş olacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz, Toros Başkanımız, temsilcisi Sayın Hürrem Bütün Levent, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız, Sanat Etkinlikleri Derneği Yönetim Kurulu Üyemiz Halil Yılbaş. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin playoff yarı final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izlediniz. Kentimizde hava sıcaklıkları 1 ila 2 derece düşüyor.
Yapılan son tahminlere göre bugün Mersin'in büyük bir bölümü parçalı bulutlu olacak. Mersin ve ilçelerinde beklenen hava durumuyla bazı merkezlerde günün en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. Mersin, gündüz 25, gece 17. Akdeniz, gündüz 26, gece 17. Anamur, gündüz 26, gece 15. Aydıncık, gündüz 26, gece 14. Bozyazı, gündüz 27, gece 15. Çamlıyayla, gündüz 22, gece 8. Erdemli, gündüz 26, gece 13. Günler, gündüz 24, gece 10. Mezitli, gündüz 26, gece 17. Mut, gündüz 28, gece 15. Silifke, gündüz 28, gece 16. Tarsus, gündüz 28, gece 13. Toroslar, gündüz 26, gece 15. Yenişehir, gündüz 25, gece 17 derece.